Yine bir darp iddiasıyla devam edeceğiz. Sinema sanatçılarından Sibel Turnagöl. Ev işlerinde yardımcı olsun diye anlaştığı bir kadının şiddetine uğradı. Turnagöl'ün Turnagöl iddiası bu. Çarpıcı. Çünkü o kadının evini soyduğunu, kendisinin de bunu fark ettiği zaman şiddete maruz kaldığını söylüyor. Turnagöl bugün ATV Haber'e konuştu. Oyuncu Sibel Turnagöl oturduğu daireyi temizletmek için bir hizmetçi buldu. Ama o hizmetçiyle şimdi mahkemelik. İddiaya göre her şey evin anahtarının unutulmasıyla başladı. Hizmetçinin söyledikleri ve tavırları Turna Göl'ün dikkatini çekti. Kapıda kaldı. Sonra bana dedi ki, kredi kartını verir misin? Onunla açayım falan. Dedim ki niye kredi kartında kapı mı açılır? Yani evimize hırsız gibi mi gireceğiz? Dur çilingir çağıralım ya da Mehmet Bey'den anahtarı isteyeyim ben dedim. Turna Göl kapıyı açtırdı ama hizmetçi kadını da takibe aldı bir panik havası var. Normal değil yani davranışları o gün. Aa dedi sizin dedi kartla açılmıyor kapı bak ne kadar sağlam. Kapıdan hırsız giremez dedi. Bizim dedi bir hırsız vardı. Bize çok işte dadanmıştı. Geliyordu para bulamadı mı Bu pantolon falan giyim çalıp gidiyordu dedi. Ama ben huzursuz oldum iyice. Ve sonunda hizmetçi evden çıkarken turna göl çantasını açmasını istedi. Çıkarken sen çantanı bir açar mısın dedi. Açtığında da eşime aldığım gömlek etiketi her şey üstünde duruyor. Bunu kim koydu buraya diye bu sefer başladı. Sonra baktım benim fondötenim. Bu sefer yerlere attı kendini. Ondan sonra benim kollarımı çekmeye başladı. Dedim bak git buradan yoksa şimdi polis çağıracağım falan deyince. Sonra iyice beni sen salona gelsene diye çekiştirmeye başladı. O ara işte kolum e, tırnaklarıyla çizildi morardı vesaire. Sibel Turnagöl hizmetçisi tarafından saldırıya uğrayınca evinin hemen balkona çıktı ve komşularından yardım istedi. Komşuları da Sibel Hanım'ın çığlıklarını duyunca güvenliğe haber verdi. Onların yanında da bu sefer aldı o fondü cam bir şişedir o onları tezgahta kırdı. Ha, sonra birden de kaçarak gibi gitti. Beni karakoldan aradılar gittim o beni benden önce şikayet etmiş yani. Ben de ondan şikayetçi oldum. Yavuz hırsız ev sahibini bastır iki acımı acınacak hale düşersin sözlerine Bire birebir o gün ben kendim yaşadım yani.